Abi ben İbrahim Alkan, Uzundere Sapaca Mahallesi'de işletmecilik yapıyorum. Emin Arabalık Çiftliği'nin ismini koymak şartıyla böyle bir başlangıç yaptık. 1994 yılından 2003 yılına kadar üretim, canlı satış, pazarlama yaptım. Ondan sonra lokanta işinde biraz daha iyileşme gördüm. Ufaktan yani 5 masa, 10 masa böyle tanındık. Tereyağında nefis balık yapıyorum. Lezzetine reklamsız insanlar reklamımı yapar. 100 kişilik restoran yaptım. TKDK'nın yardımlarıyla, devlet desteğiyle, %65 destekli, alnımın akıyla beğenilir proje seçildim. Şu anda yıllık 50 bin kapasiteli üretme tesisim var büyük balıkta. Bunun yanı sıra kış aylarında işlerimiz bizim turizm olarak biraz yardıma, işletmeme yardım etsin diye kuluçkane dönemini açtım. Orada yavru üretip yanımızdaki, sağımızda, solumuzdaki bütün tesislere yıllık 300 bin yavru satabiliyorum. Kanunen çok da müsait olmasa bile müsaade ettiler. Bu işletmede bunlar uygun, suyumuz müsait. Kuluçkanadaki kullandığımız suyu büyütmede tekrar kullanmak şartıyla. Şu anda işletmede çalışan aile çiftliğimiz, oğlum, gelinim, hanım, ben işletmede personel olarak gözüküyoruz. Bir tane de sigortalı elemanımız var. Bazen ikiye çıkıyor yaz aylarında. Faaliyetlerimiz bundan ibaret. Düzgün bir şekilde, alnımızın akıyla, devletimizde hiçbir yüzüme kir getirmeden, devlet birimleriyle hep beğenilir kişi olarak tanındım. Allah'ıma şükür. Sürümleri bizim fakültemiz en büyük desteğimiz. Tarımın çiftçisi olmamıza rağmen yardımcı destekler alıyoruz. İlaç bakımına, biz çok ilaç kullanmamakla beraber ihtiyacımız olduğu oluyor. Hocalarımız bizimle ilgileniyor. Allah razı olsun. Böyle bir projeyle yola çıktık. Biz yaşlandık. Çocuklarımıza bu işi devredeceğiz. Severek yapıyoruz. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Vallahi ben memnunum. Tavsiye ederim. Bir daha tekrar söyleyeyim. Şunu da izah edeyim. 7/24 de açığız. Yılın her mevsiminde 1 gramdan 200 grama kadar bende balık her an mevcut. Eksik etmiyorum. Her gelen müşteriyi geri çevirmiyorum. Bunun yanı sıra lokantamda da bir gol kendi ürettiğim balığı taze, anında havuzdan çıkarıp ölmesi kadar süre içinde sofraya sunabiliyorum. Köy menülerini balığın yanında ikramda bulunuyoruz. Biraz daha böyle organik olsun mantığıyla yola çıkıyoruz. Araba parkımız geniş. Buyursun gelsinler bütün dostlar, eşler. Herkese davet ediyoruz. Biz de biraz daha böyle geniş turizm yerlerine göre iskontolu ikramımız var balık satışlarında. Yani diyeceklerim bundan ibaret. Ben Taner Bey'e teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı tanıdığı için ayrıyeten Allah razı olsun. Devletinden Allah razı olsun. Her türlü imkanı bize sundu. Biz de değerlendirdik. Yapabildiysek bize ne mutlu. Teşekkür ederim. Şu anda tavamızda erimiş yağa balığı attık. Balık çıkmasına yakın köy yağı. Bak burada yalan falan yok. Bende kılap da yok. Ha burada o hodri meydan. Biraz sonra tavaya bundan ilave edeceğim ben. Balıklar köpüğü içinde pişecek. Köy yağı. Bunun yalanı falan yok. Aşikar ortada. Ha bu günlük 100-150-200 balık pişirdiğimiz zaman da bu yağı kullanıyoruz. Ciddilik yok. Bir tavada iki tür balık pişiriyoruz. Bir tür de yağ diskalifiye, yeri yağ devam.
Bu mal sosyetinden oluyor. Da bu olmazsa olmaz. Evet, bu şey. 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 Evet, bu şey.